Gençler Birliği'nin sizin üzerinizde ve sizin gençlerinizde iki tarafında aklı vefası var. Evet. Cavcam'ın çok sevindiği bir konu var. Kurtarıcım Mesut Bakkal geldi nihayet diyor. İnşallah. İnşallah Ercan ya. Ya şöyle sabahleyin evimden arabayla geldiğimde tabii çalışmadığınız dönemde gelemiyorsunuz. Yani bizler bazı yerlere girdiğimiz zaman farklı anlaşılıyor. Evet. Ama dün işte başkanım çağırdı ya böyle böyle dedi. Ben yani ihtiyacımız var. Yani Mesut'cum gelir misin? Hiç düşünmeden kabul ettim. Çünkü benim yani Gençler Birliği'nde yaşadıklarım ve çünkü Gençler Birliği beni tek direktör yaptı 2006 yılında. Yani evet. Başkanın sayesinde biz bir yerlere geldik. Allah razı olsun. Ondan hiç düşünmeden kabul ettim. Yani şöyle sanki çok önceden tanışıyormuşum da şey çalışıyormuşum da akşam eve gitmişim sabahleyin gelmişim gibi hissettim. Yani burada işte yani soyum odasını, kuvvet merkezini her şeyi eskiden beri bildiğim bir camia. Ve şu anda Ankara'da tek Süper Lig takımıyız. Yani evet. Çok daha iyi yerlerde olması ve daha iyi başarılar yapmasını tabii ki herkes arzu eder. Ben de istiyorum, bunu istiyorum. Şu anda belki bir sıkıntı dönemden geçiyoruz. Yani işte sakatların veya puan olarak. Aslında baktığınız zaman da yukarıyla 6 puan, aşağıyla 5 puan şeyimiz var. Hiç umutsuzluğa gerek yok. Şöyle gerek yok çünkü bunu samimiyetimle söylüyorum. Gençler Birliği kulübünün temeli sağlam. Yani kulüp. Yani yıllardan beri bir şeyi var, mayası var yani bir hiç sallanır ama hiç yıkılmaz çünkü hep böyle olmuştur. Yine öyle olabileceğine, çok iyi olabileceğine inandığım için geldim Ercan. Hakikaten yani buraya gelirken hiç düşünmedim çünkü iki dönem çalıştım, hem kurtardık hem Türkiye Kupası finali oynadık. Sonra çok karşılıklı çok büyük fedakarlıklarımız oldu ve buraya gelirken de samimiyetle söyleyeyim hiç düşünmedim. Çünkü tabii yani hiç zaten olmazdı. Onun için de hakikaten mutluyum. İnşallah hayırlı olur. Yani iyi olur. İyi olacağına inanıyorum. Çünkü genç bir kadromuz var. Sakatımız var ama genç de bir kadromuz var. İyileşecek arkadaşlarımız var. Böyle bir hemen bir işe başlayıp bugünden itibaren lige gireceğiz. Bizim kalan 14 tane maçtan 6-7 tane galibiyet almamız gerekiyor. Yani iyi oynamamız gerekiyor. İyi. Gençler Birliği'nin bir bünyesi vardı. Yani kaybetse bile mücadele eder. Yani o sahayı rakibe dar eder. Böyle bir takım yaratma düşüncem var. Bu takım da bana uygun geldi. Genç bir kadro bana uygun geldi. İnşallah düşündüklerim ve isteklerim, dileklerim böyle devam eder. Tabii burada herkesin desteğine ihtiyacımız var. Yani özellikle ben yani Türkiye'nin en centilmen taraftarı Gençler Birliği taraftarı. Destekleri inanılmaz derece pozitif. Yine devam etmesini, inşallah artarak devam etmesini arzu ediyorum. Beklentim burada çok güzel bir camiayı daha yerlere getirmek. Evet. Daha iyi şekilde olmak. Hocam son sorum, bir kırmızı kart olayları evet. Yaşanıyor. Bu da sizin dikkatinizi çekmiştir. İkinci sorum, kupada yolunuza devam ediyorsunuz ve rakip Bursaspor. Evet. Ben sezon başından beri söylediğim bir şey var. Kupadan başlayayım. Buraya kadar getirdikten sonra devam edeceğiz tabii ki. Evet. Yani buraya kadar geldik çeyrek falan hiç problem yok. Devam edeceğiz. Gitmemiz gerekiyor. Bize yakışan da o zaten. Haftada iki maç oynamayı da bu oyuncu grubu da kaldıracak artık. Türk futbolcusu kaldıracak yani. Bu 3-4 günde bir maçı oynayacaksınız yani. Bunun bu şıkkı yok. Ama kaybederiz kazanırız ama ben kupada gidebildiğimiz yere kadar avantajımız neyse kullanacağız. Ondan sonra kırmızı kartlarda da evet ben de biraz dikkatimi çekiyor. Belli başlı oyuncuların özellikle son maçı saymıyorum. Yani son maç şey maçı Eskişehir maçı inanılmaz bir psikolojik baskıydı. Yani Ahmet'in atılması falan hakikaten hiç yapmayacak bir çocuk. Bazı oyuncuların da agresifini istersiniz sahada aslında Goston'u falan. Yani buna da ihtiyacınız var. Biz bir zamanlar Ayman'ı isterdik. Yapalım yani. Bunu gibi. Ama tabii biraz daha törpülememiz gerekiyor. Yani biraz daha bu işi bize zarar getirmeyecek şekilde yapmamız gerekiyor. Çünkü burada bu lig maratonunda herkese, her oyuncuya ihtiyacım olacak benim. Özellikle bu dönemden sonra. Yani sakatlıklardan sonra herkesin kendine iyi bakması gerekiyor. Ama bunu da içeride halledeceğimi zannediyorum. Yani biraz rahatsızlığımız var. Yan toplardan çok gol yiyoruz. Bu var. 10 tanesini öyleymişiz. Evet. Çalışmadan da bir şey olmuyor Ercan. Ama buraya gelmekten hakikaten mutluyum, keyifliyim. Ondan sonra burası benim evim ya. Yani ben burada tek direktör oldum yani. Şimdi de hizmet istediler. Biz de hizmet vermeye geldik. İnşallah. Ve burada olmaktan da çok mutluyum. Tüm camiaya. Herkese de hayırlı olmasını diliyorum. Hayırlı olsun diyelim hocam. Sağ olun. 1,5 yıl birlikteyiz. İnşallah. İnşallah. Sağ olun hocam. Ben teşekkür ederim.